Dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda dolar, altın ve gümüş analizi yapacağız. Dolar ne olur? Dolar nereye gider? Gümüşte hareketler, altın onsta hareketler nereye kadar gidebilir? Bizler için hangi seviyeler kritik? Hep birlikte sizlerle bunların incelemesini yapacağız. Sevgili dostlarım, altınla başlayalım. Altın onsta hangi hareketler bizim için önemli olacak? Hangi seviyeler kritik? Bunları sizlerle birlikte belirlemeye çalışalım. Altın onsta 1587 seviyesinde bir direncimiz var. Bunu geçenki videomuzda anlatmıştık. Evet, dün itibariyle 1586 ve 87 civarlarına kadar yükseliş gerçekleşti fakat buradan satışlarla karşılaştı. Bizler için takipte kalacağımız en önemli seviye arkadaşlar 1547. Bir nevi burası bir stop loss bölgesi olarak da kullanılabilir 1547 seviyesi. Fakat 1547 üzerinde altın ons duruşlarına devam ettiği müddetçe yukarıdaki 1587 direncini tekrardan teste gidebilir. 1587 direnci de yukarı yönlü kırılabilirse altın onstaki beklentimiz 1610 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Bu 1610-1605 aralığı bizler için önemli bir aralık olacak. Altın onsta şimdilik görünen bu. İndikatörlere de baktığımız zaman, hareketli ortalamalara da baktığımız zaman buradan bir destek alıp tekrar yükselişine devam ettiği görülmekte. Yüksek hareketli ortalamalardaki trend çizgimiz kırılmadıkça arkadaşlar yukarıya hareketin devamını takipte kalacağız. 1547 dediğim gibi bizler için önemli. 1547 üzerinde kaldıkça 1587 ve 1610 hareketleri altın onsta takipte kalacağımız önemli seviyeler olacak. Gümüşe de bakalım arkadaşlar, gümüşte neler olabilir? Evet, gümüş tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar önce gümüş gram, gümüş TL analizimizi bir yapalım. Gümüş TL grafiği bende olmadığı için gümüş ons grafiği üzerinde gümüş TL'yi size anlatmaya çalışacağım. Gümüş TL'de arkadaşlar öncelikle bizler için kritik olacak seviyemiz 3.44 seviyesi. Bu 3.44 seviyesi gümüş TL üzerinde tutunduğu müddetçe arkadaşlar orta direncimiz 3.55'te gümüş TL'de. 3.55'i izlemede kalacağız. 3.55 seviyesi üzerinde de bir kapanış gerçekleşirse arkadaşlar 3.62 seviyesi gümüş TL'de takipte kalmamız gereken önemli bir seviye olarak gözükmekte. Gümüş TL'de dediğim gibi 3.44 seviyesi kırılmadıkça arkadaşlar hala yönümüz yukarıya da 3.55 ve 3.62 seviyelerini takipte kalacağız. Gümüş onsa da bakalım. Gümüş onsta neler olabilir? Gümüş onsta kısada dediğim gibi arkadaşlar 18.10 üzeri kapanışlar şart. Evet, şuradaki 18.10 üzeri kapanışlar şart. Bu 18.10 üzeri kapanışlar gümüş onsun hareketlerinin yukarıya doğru gitmesi için bizler için gerekli olan seviye. Yukarıda da bir gümüş onsta 18.10 üzeri kalışlarda 18.40'ta önemli bir direnç seviyesi var arkadaşlar gümüş onsta. Gümüş onsta özellikle 18.10 seviyesi takipte kalacağımız, kapanışlarını takip edeceğimiz önemli bir seviye. 18.10 altında da arkadaşlar 17.72 gümüş onsta stop bölgemiz. 17.72. 17.72 üzerinde gümüş onsun da hareketlerin devamı halinde 18.10, 18.40 kısada takip etmemiz gereken önemli seviyeler olarak gözükmekte. Evet, 18.40 üzerinde bir orta direnç 18.56 ve 18.86 şeklinde yukarıda bir direnç bölgelerimiz var. Evet, indikatörü de yukarıdan aşağıya doğru kesmiş vaziyette. Hala yukarı hareket kuvvetli gözüküyor arkadaşlar. Burada strateji 17.72 üzerinde uzaklaşmış olan gümüş onsta ilk etapta 18.10 üzeri kalışlar dikkatle takip edeceğiz arkadaşlar. 18.16 kapanışlar 17.72 seviyesine kadar gümüş onsu çekebilir. Fakat 18.10 üzerinde kalıp 18.10 seviyesini kendine de destek yapabilirse o zaman da 18.40 ve 18.55-56 seviyesini
Yakinen takipte kalacağız gümüş onsta. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Gram altında incelediğimizde gram altında artık 298 bizler için önemli bir seviye haline geldi arkadaşlar. 298. 298 seviyesi üzerinde gram altında ilk etapta karşılaşacağımız direnç 304. 304'ün de yukarı doğru kırılması halinde 307 seviyesi. Evet, şurada gördüğünüz 307 seviyesi gram altında takipte kalacağımız önemli bir seviye. 298 altında gram altında 295 desteğimiz var. Önemli bir destek. 295 altında da kırılım olursa arkadaşlar bu sefer gram altında 290'lı seviyeler takipte kalmamız gerekecek. Önemli seviyelerimiz olacak. Fakat bu 295 ve 290 seviyeleri 298 altında günlük bir kapanış olması halinde geçerlidir. Şimdilik 298 seviyesi altında gram altında bir kapanış görmediğimiz için biz 304 ve 307 seviyesindeki dirençlere kilitlenmiş durumda bekleyeceğiz arkadaşlar. Dolar tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar dolar tarafında kritik seviyemizi belirleyelim. Dolar kurunda bizler için önemli olacak en kritik seviye 5.92 seviyesi arkadaşlar. 5.92 seviyesi altına dolar kurunda da inmediğimiz müddetçe yukarıda 5.98 bizler için önemli bir direnç konumunda. Bugün itibariyle baktığımız zaman 5.95'li seviyelere kadar dolar kurunun yükseliş gösterdiğini, buradan bir düzeltme hareketinin yaşandığını gördük. Fakat bu düzeltme ile birlikte de alttan alımların doları desteklediğini görüyoruz. Yani dolar hala güçlü pozisyonda. O yüzden 5.92 üzerinde dolar kurunda bizim beklememiz gereken en önemli seviye arkadaşlar 5.99 seviyesi olacak. 5.99 üzerinde dolar kurunda haftalık kapanışlar gelmeye başlarsa dolar kurunda arkadaşlar yukarı hareketler sertleşir. Bu sefer dolar kuru 6.15'li seviyeler ilk etapta görülmesi muhtemel seviyeler haline gelir. Ve biliyorsunuz dolar kurunda beklediğimiz en önemli seviye bizim için 6.20. Yani düzeltmenin gelebileceğini düşündüğümüz 6.20-6.25 aralığı hızlı bir şekilde dolar kurunda gelebilir. O yüzdendir dolar kurunda fazla al sat olaylarına al demeyelim de sat olaylarına fazla girilmemesi yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla düşünülmelidir diye düşünüyorum ben. Şimdi 5.92 üzerinde bir tutunma olmazsa onu da inceleyelim arkadaşlar. Her zaman bir B planımız olsun. 5.92 altında dolar kuru kapanış gerçekleştirirse 2 günlük bir kapanış veya haftalık bir kapanış gerçekleştirirse de o zaman dolar kurunda beklememiz gereken en önemli direnç seviyelerimiz, destek seviyelerimiz 5.89 ve 5.85 seviyesindeki destek bölgeleri olacaktır bizler için. Fakat 5.92 kırılmadıkça arkadaşlar, yani bunun altında bir kapanış gerçekleşmediği müddetçe dolarda da gene 5.98'e doğru kısada ataklarımız, beklentilerimiz devam etmekte. 5.98-5.99 aralığına. Ola ki dolar 5.99 altı üzerinde haftalık bir kapanışla gerçekleştirebilirse hareketlerin çok sert yaşanabileceği 6.09, 6.15 ve 6.25 seviyelerine doğru hızlı hareketler dolar-tl kurunda görebiliriz. Bunları da bir yere not alın. Aklınızın bir ucunda bulunsun. Doları da sizler için zaten ben de yakından takip ediyorum. Grafikten anlayan arkadaşlar zaten ne demek istediğimi anlamıştır. Grafik bilgisi henüz pekişmemiş arkadaşlar da inşallah söylediklerimden bir şeyler anlayabilmiştir. Arkadaşlar benim için önemli olan bu grafik altında çektiğim videoların altındaki sizlerin yorumlarınız çok önemli. Mutlaka bilmediğiniz, anlamadığınız yerleri grafiğin altına mutlaka yorum şeklinde yazın veya istediğiniz bir parite, emtia varsa bunu yazın. Sizler için onu değerlendirip videosunu çekmek isterim. Ayrıca kanalıma bir beğeni atarsanız da beni çok memnun edersiniz. Analizlerimiz genellikle verdiğimiz doğrultuda tutmaktadır arkadaşlar. O yüzdendir sabır bu işin meyvesi. Sabreden bu işin meyvelerini her zaman yer.
Şimdilik dolar, altın ve gümüşle ilgili kısa da söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Başkan 35'i takipte kalın. Ben sizleri çok seviyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. BTC USD paritesi ile ilgili analizimize tekrardan devam edelim. Biliyorsunuz en son 7800 üzerinde BTC USD'nin 9260 seviyelerine kadar yükselebileceği öngörüsünde bulunmuştuk. Bu öngörümüz de bugün itibariyle gerçekleşmiş oldu. 9260'lı seviyeler BTC USD'de görüldü. Bundan sonra neler olabilir? Şimdi hep birlikte sizlerle bunu bir inceleyelim. Bakalım neler olabilir. Kritik seviyelerimiz nereler olabilir BTC USD paritesinde? Hep birlikte bakalım. BTC USD paritesine baktığımız zaman öncelikle kendimize 8143 seviyesini artık önemli bir destek noktası olarak göreceğiz arkadaşlar. Şuradan oluşan bir çanak seviyesi. Burası da 9377 seviyesinden geçiyor. 9377. Burada biraz dinlenme olabilir arkadaşlar. 9377 seviyesinden BTC USD'de. Bu çanağı burada tamamlayıp 9377 seviyesinde tamamlayıp buna kulp yapmak için bir miktar geriye doğru çekilme yaşanabilir. Fakat bu illa geri çekilecektir anlamına gelmesin. Ola ki 9377'yi yukarıya doğru kırarsa o zaman da BTC USD paritesinde 9545 seviyesi takibimizde olacak. Önemli bir yer olarak gözükmekte. 8143 üzerinde duran BTC yükselişine devam eder. İlk etapta dediğim gibi 9377'yi takipte kalacaksınız. 9350-9377 aralığını. Buradan bir düzeltme gelecek mi gelmeyecek mi onun takibini yapacağız. Sizler de onun takibini yapın. Eğer ki 9377'yi de yukarı yönlü kırabilirsek BTC USD paritesinde o zaman yön 9545 seviyesi olacaktır arkadaşlar. BTC USD ile ilgili fazla söyleyecek bir şey yok. Benim fazla takip ettiğim bir para birimi değil arkadaşlar, kripto paralar. Sizlerden gelen istek doğrultusunda bu videoyu çektim. Fakat yaptığımız teknik analizlerde cuk diye oturmakta görüyorsunuz BTC USD paritesinde. Geçmişteki BTC USD ile ilgili yaptığım videoları da izleyebilirsin. Oynatma listesine tıklayıp oradan BTC USD ile ilgili videoları seyredebilirsiniz. Hepsi nokta atışlı çalışmıştır. Bu videoda da sizler bu BTC USD ile ilgili artık ekonomik haberleri takipte kalın. Bunlarla ilgili kendinize bir yön belirleyin. Şimdilik 8143 üzerinde kaldıkça 9377 hedefi bir kısa bazlı çanak oluşumu gözükmekte grafiğinde. Bu çanakta biraz dinlenme gerçekleşebilir benim gördüğüm kadarıyla. Ola ki 9377 seviyesi de yukarı yönlü kırılırsa 9545 seviyesi takibimizde olacak. Önemli bir seviye olarak gözüküyor BTC USD'de. BTC ile ilgili, Bitcoin ile ilgili şimdilik grafik üzerinde gördüklerim bu kadar. Herhangi bir olumsuz durumda tekrardan bir video çeker, kaldığımız yerden analizlerimize devam ederiz. Bu arada kanalıma da bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.